geçmişinde, Başbakanlık Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi en kritik devlet görevleri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan bursa olarak beklentiler yüksek olduğu için daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü, Ala'nın kariyeri ve edindiği güç nedeniyle Ankara'da açamayacağı kapı, çözemeyeceği sorun olmadığına inanıyoruz. Nitekim, konumu ve siyasi gücü Efkan Ala'yı Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinden sonra Bursa'daki 3. seçiminde de AK Parti'nin kozu yapıyor. Yanı sıra, hakkındaki kontenjan, algılarını yıkacak ve siyaset performansıyla herkesi şaşırtacak potansiyel gözlenen Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan da Bursa çok şey bekliyor. İşte, yarın Merinos'taki aday tanıtımıyla seçim çalışmaları startını verecek olan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan seçim planlamasını iki koz üzerinden yapıyor. Avantajı şu, Efkan Ala, Kasım 2015'te Bursa'dan ilk milletvekili adayı olduğunda, dönemin AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Davut Gürkan kılavuzluğunda kenti gezip teşkilatları tanımış ve seçim çalışmalarını yürütmüştü. Gürkan, o seçimde Ala'nın radarı gibiydi. Zaten dostlukları da artarak devam ediyor. Bununla birlikte, Gürkan, ihracatçı bir tekstil sanayicisi olarak da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la aynı dili konuşuyor. O nedenle birbirlerini iyi anlayacaklarını söylemek mümkün. Kızılay Bursa Şubesi Başkanı olduğu dönemde, yönetiminde çalıştığımız için AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın titizliğini ve planlamaya dayanan çalışma stilini çok iyi biliyoruz. Yaz aylarında, yine Merinos, tan startını verdiği yüz yüze yüz gün projesinde olduğu gibi, her milletvekili adayı için aynı marka, aynı model, aynı renk araçların tek tip giydirildiği konvoyla seçim çalışmalarını başlatacak. Gerisi, 14 Mayıs'taki tercih, seçiminde adayların seçmeni ikna etmesine kalıyor. Listede yok ama göreve devam. Pazar günü, CHP, aday listesinde Erkan Aydın'ın olmaması büyük sürprizdi. İki dönem CHP Bursa milletvekili olarak parlamentoda görev yapan, iki seçim CHP Osman Gazi Belediye Başkan adayı olan Erkan Aydın 14 Mayıs seçimi aday listesinde yer almadı ama görevine de devam ediyor. CHP İl Başkanı Turgut Özkan, İN milletvekili adayları ve ilçe başkanlarıyla seçim koordinasyon toplantısında masadaki yerini aldı. Seçimin en heyecanlı partisi, zafere inandılar, iş programı bile yaptılar. Gördüğümüz şu, Zafer Partisi, seçimin en heyecanlı partisi olarak sahaya çıktı bile. Nitekim, Bursa 2. Bölge 3. sıra adayı Özer Doğru ve 5. sıra adayı Sevinç Muhammed ile ziyarete gelen Zafer Partisi Bursa 1. Bölge 1. sıra adayı Bayram Kazancı bu heyecanı hissettiriyor. Tüm partilerden oy alacaklarını söyleyip, ne mutlu Türk'üm diyebilen kim varsa tercihini bizden yana değiştiriyor. Diyen Kazancı şu mesajı verdi. Bursa için mücadelemiz, Bursa'nın Türk kimliğinin korunması içindir. Yalnızca sığınmacılar. Mesaj vermedi, üçüncü parti çıkacakları inancıyla, iş programını da açıkladı. Hızlı treni bitireceğiz. Yunuseli Havaalanı'nı Bursa'ya kazandıracağız. Markalara fason üreten kent olmak yerine, markaların kenti yapacağız. Asıl projeleri şu. Çocuklara Bursa spor bilinci aşılamak için stadyum çevresini anaokullarına tahsis edeceğiz. Çocuklar güne Bursa sporu görerek başlayacaklar. Aday olarak ilk ziyareti Sinan Ateş'e yaptı. Pazar günü, 14 Mayıs seçimine katılan 26 siyasi parti aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verdiler. İyi Parti listesinde, Bursa 1. Bölge 1. sıra adayı olan Selçuk Türkoğlu da, ilk ziyaretini Ankara'da silahlı saldırıyla yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in mezarına yaptı ve "ilk sana geldik, andımız olsun," dedi. Şimdi kan bağışı zamanı, kan stokları tükendi, ameliyatlar erteleniyor. Şunu biliyoruz, her Ramazan kan bağışı azalır. Çünkü, doğru olmasa da kan verenin orucunun bozulacağı algısı var. Bu yıl, önce deprem ve ardından sel felaketleriyle, farklı bir konudan başlayıp Kızılay'ı hedef alan maksatlı bir polemik zaten Ramazan aylarında azalan kan bağışlarını daha da azalttı. Acı tabloyu, Kızılay Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Mürsel Durmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Koçdemir, Mali ve Destek Hizmetler Birim Yöneticisi Semih Aksoy ile birlikte ziyarete gelen Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Profesör Doktor Murat Tutanç açıkladı. Vatandaşlarımızın kan bağışlarıyla oluşturulan kan stoklarımız bugüne kadarki en düşük seviyeye indi. Kızılay olarak kan taleplerini karşılayamaz hale geldik. Çağrısı da şu. Kan merkezlerimiz geceleri de açık, Bursalıların kan bağışlarını bekliyoruz. Bursa Kızılay'dan deprem bölgesi raporu. 6 Şubat'ta. En büyük deprem 10 ilimizi yıktı, ama millet dayanışması yardıma koştu. Bu süreçte,
Kızılay Bursa Şubesi olarak Hatay'da 20 farklı noktada her öğün 7000 kişiye yemek, fırından da her öğün 12000 kişiye ekmek dağıtıldı. Depremzedeler yanında, görevli personele de her öğün 2000 kişilik yemek çıktı, belediyelere destek verildi. Kızılay Bursa Şubesi'nin mobil aracı ve 335 gönüllüsü deprem bölgesinde devam ediyor.